Anneler babalar bazen bizlere derler, oğlum kızım surat yapma bana, surat yapma babaya, anneye surat mı yapıyorsun gibi. İşte biz o illet suratı surat yazarak surat yapalım, ne dersiniz? Bundan sonra o suratı da kullanırız işimize geldiği zaman. Surat yapmak için surat yazıyoruz. Evet. Şöyle bir suratı yazdık arkadaşlar. Şimdi bu surat nasıl surat yapıyoruz? Bakalım şimdi bu suratla surat nasıl yapılır? Bunun için suratı bir kere kızgın göz ifadeleriyle mesela şöyle surat kendince karakterini bulsun ve göz kapakları da insin. Surat yapmış bu. İstedikleri bir şeyi almamış bunun annesi babası. Belli ki yani. Ve bu R'miz de burun olma görevini tam layığıyla yerine getiriyor. Ters V yapıyoruz. Böyle bir burun oluyor. Ve tabii şöyle memnuniyetsiz bir ağız geriye doğru hafif böyle elipsin üst kısmı gibi. Altına da şöyle bir çiziyoruz. Ve şu S'yi de artık bir sürü S yapalım. Millet bağırsak mı der, beyin mi der, ne der bilemiyorum ama bu Orkun'un saçı. Surat yapan bir Orkun bu yani. Bunun adı surat yapan bir Orkun. Orkun surat yapıyor anne babaya. Biz de onu çiziyoruz. Evet, form içine aldık. Kulakçığını da yapalım. Evet, Orkun surat yapıyor. İşte Orkun surat yaptı. Biz de surat yapan Orkun'u burada herkese gösterdik. Siz de surat yapan kimse artık kimin surat yapmasını tasvir etmek istiyorsanız onu surat yazarak ifade edebilirsiniz. Yeni sergimize de tekrar hoş geldiniz. Burada da Tuana Karakaş, Zeynep Doğancı, Erdem Kahriman, Talha Tencere, Emir Er, Gaffar Çetin, Samet Boztepe ve Kübra Özbek kardeşlerimin gönderdikleri çizimlerden örnekleri sergileyeceğiz. Sizler de gönderin, sizleri de sergileyeyim. Şimdi Tuana Karakaş kardeşimizin köpeğini görüyorsunuz. Köpek yazarak, köpek yapmış, çok şirin, kuyruğunu sallamasıyla, diline çıkarmasıyla aferin ona. Burada da Zeynep Doğancı'nın boy resminden, boy yazarak boy çizmiş. Bu İngilizce tabii, boy deyince zannetmeyin ki hani boylu postlu birisi. Bu İngilizce oğlan çocuğu anlamına gelen boy. Kendisini tebrik ediyorum. Türkçe kelimelerle de gönderilerini bekliyorum. Şimdi sırada da Erdem Kahriman var. O da sayılarla iki tane hayvanı çizip göndermiş, sağ olsun. Bir tanesi 8'den boğa, diğeri de 4'ten köpek. Diğer videoların arasında sayılardan da çizimler var. Onları da inceleyebilirsiniz. Talha Tencere'nin gönderdiği de çok hoş. Yepyeni bir kelime çiz üretmiş. Kuş yazarak bir kuş kompozisyonu yapmış. Burada Ş harfini sadece birazcık böyle sanki devirmiş gibi olmuş. Ama onu düzeltirse 10 numara bir kelime çiz sahibi olacak. Onun da başarılarının devamını diliyorum. Şimdi sırada karikatüre başlamış olan Emir Er adlı kardeşim var. O da gördüğünüz gibi komik bir karikatür çizmiş. Ama ona da bir tavsiyem var. Boşlukta yaşamıyoruz. Arkamızda bazı böyle bizim olayımızı gösteren arka plan küçük sembolleri yapabiliriz. Böyle ev yapabiliriz, yeşillik vesaire. Onun da ellerine sağlık. Aynı zamanda gözleri, elleri ve ayakları biraz daha itinalı yapmasını tavsiye ediyorum. Tebrik ediyorum onu da. Gaffar Çetin gördüğünüz gibi kelime çiz olayını bayağı aşmış, sağ olsun. Su yazarak bu kadar iki tane kısa harfle koskoca suyu anlatmış. Gaffar'dan yeni ürettiklerini de Akinoski'ye göndermesini rica ediyoruz. Farklı farklı bir takım kelimelerden ürettiğimiz kelime çizler hepinizin emrinde arkadaşlar. Samet Boztepe'de sevgi yazarak bir sevgi gösterisinde bulunmuş ama kalbi çok küçük çizmişsin Sametçim. Kübra ise gördüğünüz gibi sayılarla ilgili olan bizim videomuzu tekrar görsel hale getirmiş. Çok sağ olsun, her rakamı ayrı ayrı titiz özenli bir şekilde çizmiş. Çok beğendim ben de. Kutluyorum ve devamını istiyorum. Sizlerden de bekliyorum hala göndermeyenler varsa diye. Bu sergilerimiz devam edecek. Akinoski'den kesinlikle ayrılmıyorsunuz.
Abone olmayanlara abone ediyorsunuz. Herkesi çizer yapacağız inşallah. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.